Siz sevgili mi? Kim yaptı? Sakın ola ki çıkacaksın paşalar gibi yine vereceksin. Derhal vuracaksın kardeş. Ve yemin billah ediyorum. Ay. Çünkü öylesine kim? Nedir burası ya? Senin gibi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi bu sorunlar bitti. Hükümetle mi uğraşıyorsun? Yok. Biz kimsenin babası. Ha ne? Buna gelecek olursa. Günah değil mi bu insanlar? Kadınla sindiriyorsun. Bugün 17 Haziran 2013 Pazartesi. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Bir diğer temennim de ülkemizin üzerindeki kara bulutların bir an önce dağılmasıdır. Evet, ülke gündemiyle ilgili söyleyecek aslında hiçbir şey yok. Olan siyaset üstü sıradan vatandaşı oluyor. Birilerini yemeye çalışıyor, arada vatandaş kalıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Gidişat iyi değil. Sadece bunu çok iyi biliyorum. Bu haftaki Son Söz gazetesinde köşe yazımda bir alıntı yaptım. Bir haberi alıntı yaptım. Fırsatı olanlar lütfen onu okusun. Buradan uzun uzadıya onu anlatmak istemiyorum. Evet. Hafta başı. Aslında güzel bir takım gelişmelerle başlıyoruz. Öncelikle sevgili dostum, kardeşim, Dumlupınar Mahallesi'nin muhtarı Sayın Muhsin Cerrahoğlu, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde rahatsızlanmıştı, bir bypass ameliyatı geçirdi ve şu an sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendim. Kendisine tekrar acil şifalar diliyorum. Bu ara hafta sonu yine hareketliydi, biliyorsunuz düğün mevsimi açıldı. Bölgemizin tanınmış iş adamlarından Mahir Taner ve Zeki Aytaş dünür oldular, çocuklarını evlendirdiler. Diğer taraftan yine belediye meclis üyemiz Sayın Uğur Fırat'ın kızı evlendi. Evlenen gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ailelerini kutluyorum. Allah mutluluklarını bozmasın diyorum. Ve kısa kısa şöyle bir gündeme geçelim. Cumartesi günü, yani geçtiğimiz cumartesi günü, dün değil evvel gün. Şehir merkezinde 6 saate yakın elektrik kesildi. Pek çok vatandaş TEDAŞ'a salladı. Salladı. Ben de salladım. Niye? Bilmiyorum. Nitekim öğrendik. Bu elektrik kesintisi neyden kaynaklanmış? SMS firmasından. Kimdir bu SMS firması? SMS firması su getireceğim diye elektriğimizi kesen firma. Yani İçme suyu şebekesini yenilenme çalışmalarını üstlenen bir firma. Sanki beleş yapıyorlar adamlar, kafasına göre çalışma gerçekleştiriyorlar. Cumartesi günkü elektrik kesintisinin nedeni de daha önceki pek çok elektrik kesintilerinde olduğu gibi sevgili SMS firmasının iş güzel, daha doğrusu çok iyi iş bilen çalışanlarının marifetleri sayesinde. Kepçe operatörü sallıyor abi. Oradan bir çizgi çiziyorlar. Sanki şey oynuyorlar. Bir dili bir oynuyorlar. Veya o eskiden taş oyunu. Ne oynardık biz eskiden oğlum? Bu hani çizgi oynardık. Ya onun gibi abi böyle şey yapıyorlar. Çizgi çekiyorlar. Kepçe geliyor, cak vuruyor. Yallah gaz gitsin. Ne oldu? Kazıyoruz. Ne yapacağız? Boru döşeceğiz. Ulan hayatımıza boru döşediniz. Hayatımıza boru döşediniz. Sallıyor abi kepçeyi. Cak bir çekiyor. Haydi. Yer altındaki enerji nakil hatları selamun aleyküm. Gitti, parçalandı. Haydi taşkala, TEDAŞ gelsin. Niye? Elektriği arızasını onarsın, kabloları birleştirsin. Ulan TEDAŞ'ın işi gücü yok. Senin pisliğini temizlemekle mi uğraşacak? Bu mudur ya? Yani? Defalarca görüştüm. TEDAŞ yetkilileriyle de görüştüm. Diyor ki, ya biz defalarca bu firmaya dedik ki, arkadaş nerede çalışma yapacaksın? Şurada. Bize söyle. Daha önceden söyle. Biz sana diyelim ki bak şurada enerji nakil hattı var. Burada kazı yaparken dikkatli ol. Yok. Adamlar kendi kafalarına göre paşalar gibi iş yapıyorlar. Ondan sonra da şehrin göbeğinde 6 saat elektrik kesiliyor. Ne güzel. Belediye uyuyor abi. Kontrol yok. Bırakmışlar SMS firmasını. Demişler ki kardeşim şu bizim borumuzu döşe. Sen ne yaparsan yap. Bu boru toprak altına mı döşeniyor, vatandaşa mı döşeniyor belli değil.
parantez içerisinde bir şey daha söyleyeceğim. Çoğunuzun da dikkatini çekmiştir. Yine SMS firmasının marifetlerinden biridir bu. Şimdi açıyorlar ana hattı, ana boruyu yerleştiriyorlar, kapatıyorlar, bir test süresi var. Onu bekliyorlar, ondan sonra tekrar açıyorlar. Niye açıyorlar? Bu sefer de ana borudan binalara hat vermek için açıyorlar. Ya ben mühendis değilim, ben teknisyen de değilim, ben bu işlerden de anlamam ama aklın yolu birdir. Derim ki arkadaş, sen bu ana boruyu döşerken o hatlarını da dışarıya çıkartsan, testini yap, bir problem varsa sıkıntı olan yerden, kaçak olan yerden eşersin, problemi giderirsin, nitekim bir daha kazmazsın. Doğru mu? Bence doğru. Tabii işin teknik yönünü bilmiyorum. Fakat bu arkadaşlar ne yapıyorlar? Boruyu döşüyorlar, ana boruyu. Üstünü kapatıyorlar. Test süresini bekliyorlar. Test süresi bittikten sonra bir problem yok. Haydi bir daha kazıyorlar. Şimdi niye kazıyor kardeş? Binalara hat vereceğiz. Lan o zaman yapsaydın ya. Yok, olmaz. Olmaz. Bir bildikleri var demek ki. Yani bir bildikleri var. Benim çünkü kafam almıyor. Yani bunlar niye bunu yapıyor? Buna kafam almıyor. Belediye, evlere şenlik. Bırakmışlar abi. Hiç kontrol yok. Hiç. Hiçbir kontrol etmiyor. Adamlar kafalarına göre çalışıyorlar. Gidiyorlar bandajı çekiyorlar. O buradan buraya. Ne oldu? Yol kapandı. Niye kapandı abi? Çalışma yapacaksın. Babalarının çiftliği. İstediği gibi at koşturuyorlar. Böyle bir düzensizlik olur mu ya? Şu koca kentte böyle bir düzensizlik olur mu ya? Ama oluyor. Niye? Denetimsizlik yüzünden oluyor. Allah bildiği gibi yapsın diyor. Başka bir şey söylemiyor. Son günlerde karayolları arazisiyle ilgili bir takım spekülasyonlar var. Tabii bazı yetkililerle görüştüm. Hayır dediler. Hayır dedikleri konu şu. Aldığım duyumlara göre karayolları arazisine Suriyeli mülteciler, sığınmacılar yerleşecekmiş. Böyle bir duyum aldık. Araştırdık. Tabii bu ara çevik kuvvet ekipleri vardı biliyorsunuz karayolları arazisinde. Onlar da çekilmeye başlayınca, çıkmaya başlayınca dedik ki herhalde doğru. Yani karayolları arazisine Suriyeli mülteciler gelecek, oturacak. Yani şehrin göbeğine saatli bir bomba konulacak. Başka bir izahı yoktur bunun. Eğer böyle bir uygulama yapılırsa başka bir izahı kesinlikle yoktur. Tabii birkaç kişiyle görüştüm. Hayır, öyle bir şey yok ki inşallah olmaz. Olursa abo hiç bunun üzerine bir şey konuşulamaz bile. Kesinlikle konuşulamaz. Hiçbir şey konuşulamaz. Haftanın ilk gününden fazla gerilmeyelim. Güzel başladık. Güzel şeyler anlattık. SMS firmasının marifetlerini de aktardık. Karayollarından girdik. Hadi şimdi çıkalım. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. İnşallah programın başında söylediğim gibi en büyük temennim Türkiye'nin üzerindeki kara bulutların bir an önce dağılması. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum efendim.